Merhabalar. Bu videoda bir önceki videoda bahsettiğim tarama programı ile ilgili bazı güncellemelerden bahsedeceğim. İlk olarak yaptığım güncelleme şu. Programı indirip bir demo kullanmamız gerekiyordu ya. Artık programı indirim bana yukarıdaki MAC adresinizi atmanıza gerek yok. Programı indirdiğinizde direkt otomatikman demo hesap size tanımlı olacak. Hatta programda şu an yüklendi. Demo hesap tanımlı olacak ve direkt Telegram ID'nizi yazarak kullanabileceksiniz. Yani benimle tekrardan iletişime geçmeye gerek yok. Tabii öneri, fikir, eleştiriler için iletişime geçebilirsiniz. Telegram'a nasıl mesaj alacaksınız? Hemen ondan bahsedeyim. Bir önceki videoda bahsettim ama yine de söylüyorum. Telegram'da arama yerine et işareti koyup only crypto bot yazmanız gerekiyor. Benim bu only bot karşınıza gelecek. Ona tıklayıp mesajlaşma ekranını açmanız gerekiyor. Mesajlaşma ekranında aşağıda bir başlat butonu olacak. Başlat butonuna basmadığınız takdirde size mesaj gelmeyecek. Telegram ID'nizi aldınız diyelim. Yapıştırıyorum. Şimdi zaten buradaki yes ve no ve filtreleme olaylarından bahsetmeyeceğim şu an. Zaten bir önceki videoda bahsettik. Hemen kısaca üstünden geçiyorum. Bana şu an diyor ki sürekli tarama yapılsın mı diyor. Eğer ben buna ye deyip yani yes anlamındaki ye deyip enterlarsam bana bir tane yöntem seçmemi ve bu yöntemi sürekli tarayacağını söylüyor. Yani ben RSI 14 1 saatlik grafiklerin hepsini taratıyorum. Örnek veriyorum 60'ın üstünde olanları bana sürekli Telegram'a mesaj olarak atıyor. Böyle bir seçenek var. Bir de no dersek de filtreleme olayına geçmiş oluyoruz. Filtrelemede de ne oluyor? Yine tekrar bana soruyor bir strateji veya bir indikatör. Diyorum ki RSI 14 2 saatlikte 70'in üstünde olanları bana getir diyorum. Bana Telegram'a mesaj olarak geliyor. Böyle bir liste atıyor. Bana tekrar bir soru soruyor. Diyor ki bu liste içerisinde tekrar bir tarama yapılsın mı? Yes dersek bir tarama daha yapıyor. Yani maksat filtreyi daraltmak. Bu sefer diyor ki bu liste içerisinde nasıl bir tarama yapalım? Bu sefer ben diyorum ki MACD'yi kes şimdi. MACD sinyalini yukarı kesmiş olsun 3 saatlikte mesela diyorum. RSI 14'te verdiğimiz sayıyı geçmiş olan coin'leri bu sefer de MACD'de taramış oluyor. Yani filtrelemeyi daraltmış oluyoruz. Şimdi ben burada bunlardan tekrar bahsetmiyorum. Yine bahsettim de bir önceki videoda bulabilirsiniz. Diğer bir güncellemede 3 tane daha indikatör ekledim. Bir gruptan bir arkadaşım rica etti. Nihai osilatör hatta neye basıp görelim. Bir günlük seçmek istiyorum bu sefer. On deyip enterlıyorum. Nihai osilatör Williams yüzdelikleri ve stokastiği eklememi istedi. Ben de bunları ekledim. Şimdi bunlardan bir tanesini çalıştıracağım ve sağlamasını yapıp programı kapatacağım. Açıklamaya da linkini koyacağım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi Williams'ı kontrol edelim. O yüzden ona basıyorum. Enter'lıyorum. Williams'ın periyodu ne olsun diyor. Bakıyorum Williams'ın periyodu normalde 14. Tamam. İsterseniz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani ben Williams'ın 14'lük periyoduna değil 20'lik periyoduna bakmak istiyorum dersin. Olur bu gayet mümkün. Ama ben standarttan şu an şaşmak istemiyorum. 14 yazıyorum. Bir kesişim mi taramak istiyorsun yoksa büyüktür küçüktür kontrolü mü yapmak istiyorsun diyor. Ben şu an büyüktür küçüktür kontrol yapmak istiyorum. O yüzden ikinci seçenek olan G'ye basıyorum. Enter'lıyorum. Diyor ki bana tekrar büyüktür kontrol mü yapalım küçüktür kontrol mü yapalım diyor. Ben büyüktür kontrol yaptırmak istiyorum. Enter'lıyorum. Şimdi bana bir value diyor. Bir value diyor. Yani hangi gireceğin değerden büyük olan değerleri taratlıyor. Ben de hemen buradan şimdi şöyle bot dursun. Bir tane bakalım. Bu tabi Williams eksilerde olan olduğu için eksi 16 yani eksi 20'den büyük olanları taratmam gerektiriyor. Ben burada kalkıp eksi 20 dersen bakalım hani eksi 20'den de aşağıda olanlar da olsun ki bazıları gelmesin. Mesela dash falan gelmemesi lazım. Hatta bunu şey yapalım. Eksi 20'den büyük olan çoğu coin var. Bunu biz eksi 5 yapalım. Eksi 5'ten büyük olan coinler bana listelensin. Enter diyorum. Şimdi bir de bunun hesaplamasından bahsedeceğim. Williams, Stochastic, Ultimate Oscillator bunlar
coinlerin kapanış, en büyük ve en küçük değerleri alınarak hesaplanıyor ve bunların bir de periyotları var. Yani bir RSI hesaplamak ile aynı süre içerisinde hesaplaması yapılmıyor. Yani normal bir tarama, nedir onun ismi? 1 dakika sürüyor ise bu Williams'ın taraması 2 dakika sürüyor diyeyim. Yani bu içerisindeki hesapların daha fazla olmasıyla alakalı başka bir problem yok. Daha karmaşık bir şey taratmak isterseniz, daha özel bir şey olsun isterseniz tabii ki de bunun süresi de artacak işlem sayısı arttığı için. Şimdi bu arada ben de manuel kontrol edeyim. Mesela Ocean'ın gelmemesi gerekiyor. Eksi 14, eksi 5'ten küçük. Rune'nin gelmemesi gerekiyor. Q'tum'un gelmemesi gerekiyor. Hani belki taradığı anda eksi 5'in altına düş çık yapmış olabilir şu an, sallıyorum. Mesela sound'un hiçbir şekilde gelmemesi gerekiyor. Bakacağız. Evet, hala bir sonuç gelmedi. Bu arada muhtemelen buraları keserim ya da kesmem de hızlandırırım. Eğer ben burada yes'e bassaydım, Y deseydim, bana sadece bir kere soracaktı ve Williams 14'lük periyotta bir günlük grafiklerde eksi 5'ten büyük olanları bana sürekli tarayıp tarayıp atacaktı. Ama ben no'yu seçtim çünkü filtrelemeyi daraltıp şunu yapmak istiyorum. Hem Williams'ın eksi 5'ten büyük olanları bana göster. Hem de mesela stokastiğin ikisinin yüzde K ve yüzde D'nin de şeyden, nedir onun ismi, belli bir seviyeden yukarıda olmasını istiyorum. Şimdi bana sonuçlar geldi. Bunlar Williams'ın yüzdeliğinin eksi 5'ten büyük olanları. Hemen bakalım. Ethereum, EOS, TRX falan diyor. Bu arada vadelilerine bakıyoruz çünkü vadeli taraması bunlar. Evet, eksi 1. Aradan bir tane yine rastgele seçelim. Akro. Evet, eksi 4.43. Evet, olay bu. Şimdi yeni tarama sonucunda bir tuşa Enter'a basıp yeni taramaya geçebiliyoruz. Bana diyor ki, abi diyor, ben sana bir liste gönderdim. Bu liste içerisindeki coinler Williams'ın bir günlük grafiğinde 14'lük periyodunda eksi 5'ten büyük olanlar. Yeni bir tarama yapmak istiyor musun bu coinlerle diyor. Ben de evet diyorum. Bu sefer bu coinler içerisinde ben 2 saatliklerinde, yani 5'e basıp enter'lıyorum. Ultimate osilatörünü kontrol ettirmek istiyorum. 9'a basıyorum. Ultimate osilatörün 3 tane periyodu var. 7, 14, 28 normal şartlarda. İstediğiniz gibi yine girebiliyorsunuz. Ben yine de bunu yazıyorum. 7, 14, 28. Yine kesişim mi taramak istiyorsun yoksa büyüktür küçüktür mü taramak istiyorsun diyor. Bu arada ben mesela Ethereum'a gireyim veya Acro'da da vardı. Bunu bir 2 saatini açayım. Hani Acro bizim karşımıza gelsin diye. Ultimate osilatörü burada. Şunları bir kapatayım. 65 diyor. 60 da bunların arasında 60'tan büyük olanları tarayalım.
Tamam, ben büyük dur taraması yapmak istiyorum bu sefer. Tekrar G'ye basıyorum. Tekrar G'ye basıyorum ve 60 diyorum. Bunların 2 saatlik grafiklerinde bu liste, bakın bu listede 2 saatlik grafiklerinde 60'tan yukarıda olanları bana verecek. Evet, şimdi bakalım. Aynen Acro gelmiş. Bir liste geldi. Bunların içerisinde hatta mesela Ethereum gelmedi. Bakın Ethereum gelmedi. Bakalım hemen Ethereum'un 2 saatliğinde Ultimate Oscillator 65'ten yukarıda mı? Değil. Pardon, 60 yazmışız. 58,90 olduğu için gelmedi. Diğerlerinde demek ki yukarıdaki geldi. Hemen bakalım. Nerede Telegram'ım ya? Telegram'ı kaybettim. Mesela GRT. GRT bu listede de var mı? Var. Bu listede GRT'yi tekrar tarıyor ve bu diyor ki bunun osilatörü de 60'ın üstünde. Bakıyorum. %63,26. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Yani geri dönüşlerinizi bekliyorum. Fikirleri bekliyorum. Aynı zamanda ben buna tekrar yes'e basıp tekrar bir tarama daha yaptırabiliyorum bu son liste içerisinde. Yani filtrelemeyi istediğiniz kadar daraltabilirsiniz. Olay bu kadar basit. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Güle güle kullanın. Şimdilik demo olarak yayında. Artık ilerleyen süreçte ne olur ne biter bakarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.